misin Lamia? Telefonlarıma cevap vermiyorsun. Niye böyle yapıyorsun Cemil? Cemil? Alo? Alo? Kenan, ne oldu? Niye bir şey söylemeden gittin? Söyledim Lamia. Bir soru sordum. Hala duruyor orada. Ama önce senin kendine bir soru sorman lazım. Cemil her zaman aramızda mı olacak böyle? Her durumda hayatımızda mı olacak? Önce bunun cevabını vereceksin kendine. Sonra benim sorumu cevaplayacaksın. Ama böyle olmaz ki. Sen beni dinlemeden gidiyorsun. Çok merak ediyorum onu. Ben senden açıklama istemiyorum. Soruma kesin ve net bir cevap istiyorum sadece. Bir kere de. Kesin ve net. Düşün ve cevabını ver. Bu soruyu bir daha sormayacağım sana. Evlenme mi teklif etti? İşe bak, tam gününde gelmişim ha. Niye gitti peki? Ne konuştunuz telefonda? Neler oluyor kızım, söylesene. Abla ne olur, çok kötüyüm. Ver bakayım şuna. Şahane bu. Niye takmadın? Teklifini kabul etmedin mi yoksa? Ay, sıkıştırma Makbule. Konuşmak istemiyor işte, bırak. Arayan kimdi? Cemil'di galiba. Doğru duymuşum bak. Bilmiyorum ama hiç ses gelmedi. Belki de yanlış çeviren biriydi, konuşmadı. Odur o. Yüzük böyle ortada kaldığına göre mutlaka odur. Thank you.
Uyudun mu diye baktım. Rahat mısın? Yatağı kaldırayım mı biraz? İyileşmek istiyorum baba. İyileşeceksin oğlum. Bunun için buradayız. Onunla konuşmaya bile cesaretim yok. Ne diyeceğim ki? Sana sevgimi ispat edeceğim diyordum hep. Beni seveceğin günü sabırla bekliyorum diyordum. Bu durumda beni sevmesini nasıl beklerim hala? Dönmeyeceğim sözümden. Bırakmayacağım mücadeleyi. Ben merhamet istemiyorum ki. Ben ondan sevgisini istiyorum. Ayağa kalkacağım yeniden. Onu hak etmek için kaldığım yerden devam edeceğim. Sana da bu yakışır. Başaracağım baba. Göreceksin. Başaracaksın. Ay ne istiyorsun kızım sen ha? Bunu mu? Beni istiyor beni. Melek gel ablaya. Üf. Ay yapma ama bak başım ağrıyor. Hadi güzelim sus ne olur. Karnı tok altı tepsi istiyor acaba? Ay ne bileyim ben hiç böyle huysuzluk etmezdi. Lamia'nın gerginliği onu da etkiledi tabii. Bakma öyle çok hassaslı çocuklar anlarlar. Ben biraz çıkarayım onu hava alsın. İyi olur parka götür oynasın. Dönünce de uyur güzel güzel. Ben de geleyim sizinle. Sen? Yok ben biraz uzanayım diyorum. Hazırlanayım da çıkalım beni de bas Sef. Tamam. Bak at dağa gidiyoruz şimdi. Annen sen ben. Aynı eski günlerimizdeki gibi. Sen onun karnındayken de gezerdik biz. Üçümüz beraber. Ne güzel. Eski günlerimize döndük yine. Ah canım benim. Ablasının bir tanesi. Uy. Hoş geldin. Ne oldu? Hiçbir şey. Nasıl hiç? Ne oldu söylesene. Niye soruyorsun? Cavidan haber mi bekliyor? Bak şimdi. Hemen onu yetiştireceksin değil mi? Aa. Merak ediyordur şimdi. Gittiğime haber vermişsindir. Sonucu bekliyordur mutlaka. Aç söyle hadi. Söyle. Abim eve eli boş döndü de. Kabul etmedi mi? Cevabını beklemeden çıktım geldim. Neden? Ne oldu ki? Öyle. Havada ne güzelmiş. Park ne tarafta uzak mı? Yok arka tarafta hemen. Allah yine o. Merhaba Umut Bey. Ah selam. Tesadüfe bakın yine karşılaştık. Ya. Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış bakın. Aha. Melek Hanım gezmeye mi çıktı? Durmadı evde biraz hava alalım dedik. Sabah çıkarken Elmas'ı gördüm. Durdurdu beni yardım istedi. Elmas kim? Kötü bir niyetim yoktu. Söyle Lamia Hanım'a dedi. Onu seni kovdurduğunu düşünüyor. Öyle bir şey yok biliyorsun. Aha, biliyorum. Söyledim ona da ama inanmıyor. Yönetimle konuşsun Lamia. İşime geri döneyim diyor. Ya bir de bu çıktı başıma.
Buralarda dolanmasından hiç hoşlanmadım. Dikkatli ol. Tamam, merak etme. Sen iyi misin? Hı. Var bir şey var. Söyle bakayım. Ya yok valla, öyle genel. Öyle olsun bakalım. Hadi tutmayayım sizi. Gidin gezdirin küçük hanımı. Gelsenize siz de. Yok. Ben duş alıp çıkacağım. Kız arkadaşımla buluşacağım da. Oo, hadi bakalım. Benden de selam söyleyin Nimet Hanım'a. Çok iyi tanır beni. Makbule'nin selamı var diye sevinir. Hadi gidelim Makbule. Görüşürüz. 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 İyi günler. İyi günler. Serap duyunca mahvolacak. Kim o işten attırdığın kadın? Hiç kimse. Pot kırdım. Nimet Hanım bildiğimi duyunca şöyle bir baktı sana. Vallahi bravo ona da, hiç boş durmamış. Teşekkürler. Rica ederim. Tazeleyeyim mi? Yok canım, sağ ol, istemem. Yarın öğlene kadar parayı bulsak haczi durdururuz ama kim iflas etmiş bir adıma çıkarır da o parayı verir? Lamia'dan istesem mi acaba? Ne var? Daha önce istediğimde kız ikiletmedi, çıkardı parayı verdi. Hoş bu sefer meblağ yüklü ama. Bilemiyorum. Bir konuş istersen. Üf, adaya gidiyorum ben. Ne? Bu rezaleti yaşamak istemiyorum. Yapma İmise, bak zaten üzülüyor adam. Konu komşu, herkesin gözü önünde çocuğuma yaşatmayacağım bu utancı. Eşyalarımızı nereye götürüyorlar diye sorunca ne cevap vereceğiz ona ha? Ömür boyu hatırlar çocuk bunu, ömür boyu. Yok, gidiyorum ben. Kızımı da alıp gidiyorum. Hadi Gülay sen de. Kalk 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 kalk, gidiyoruz. Ya biz yarın nikah işlemlerine başlayacağız ama... Hey Allah'ım, köy yanar deli taranır. Biz neyle uğraşıyoruz? Bunlar nikah derdinde. Enise yapma. Şükrü abiyi de bu durumda yalnız bırakma. Bunu beni bu hallere sokmadan önce düşünecekti. Otur oturduğun yerde hadi. Çıkacağım, geç kalacağım. Aklım burada kalacak şimdi. Kalmasın hiç. Toparlanıp çıkacağım ben. Orayı da boşalttın. Ne yapacaksın bomboş evde? Burası da boş olmayacak mı yarın? Enise. Bırak Nimet, ne yaparsa yapsın Allah aşkına. Derdim bana yetiyor zaten. Hadi gel beraber çıkalım biraz. Hava al, sakinleş, kendine gel hadi. Adadaki enime gelirim ben. Temiz hava, oh mis. Yalnız bırakmayın hadi. Gülay hadi biz de gidelim yengemle. İyi bari gidelim. Yarın yine sabah erkenden geliriz. Gelin gelin. Adamların eşyaları taşımalarına yardım edersiniz. Bindireyim mi ben? Sığıncağı çok sevmiyor. Kumda oynasın biraz. Tamam, gel bakalım. Al kızım. Aman ne cicilerin varmış senin. Ay gel dolduralım kovanı. Ha? Amanda küreği de varmış. Kumdan pasta yapalım. Hemen bakma. Arkada bir kadın var. Çok dikkatli bakıyor bize. Ne zaman baksam gözü bizde. Balonlarım var. Çocuğumu sevindir ablacığım.
Hangi kadın? Aa, gitmiş. Şimdi oradaydı, ne çabuk kayboldu. Hadi kızım, gidiyoruz. Yeni geldi çocuk. Hava serinledi. İçi de kalın değil o kadar, üşür diye korkuyorum. O kadından mı huzursuz oldun? Yok canım. Elmas mıydı acaba? Aman Makbule, sen de iyi ki bir şey duydun. Ya Umut Altuğ dikkat et dedi de ondan. Hadi gidelim. Umut sabah giderken görmüş. Demek o saate kadar beklemiş buralarda. Makbule'nin kimi gösterdiğini görmedim ki. Belki de Elmas değildi. Ya birden kaybolmuş diyorsun. Makbule'nin şüphelendiğini anlayınca kaçtı demek. Yok anam yok, odur o. İyisi mi polise haber verelim? Niye? Bir şey yapmadı ki. Peşinden dolandığına göre yapacak belli oldu. İşinden ettin diye taktı kafaya bir kere. Bir kötülük yapacak bu kadın. Öyle bir niyeti varsa da ben izin vermeyeceğim buna. Makbule de ne cin. Nasıl fark etmiş izlendiğini? Belki de kimsenin izlediği yoktu. Umut'tan bir şey duydu diye deşmek için söyledi. Kim bilir? Kim bilir? Ama hiç belli olmaz kızım ya. Sen tedbirini al da. Hı-hı. Yok canım, Melek hayatından memnun. Bak hiç sesi çıkıyor mu? Kaynaştı bile bizimkiyle. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama. Ne oldu? Sıkıldın mı? Gel bakalım. Şurada neler varmış. Oo! Bak 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 bak. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Al bakalım. Bak bakalım neler varmış. Yok ablacığım. Küçük kızlar makyaj yapmaz. Büyüyünce yaparsın. Bunu buraya koyalım, tamam mı? Evet, koyalım. Biz bunu buraya koyalım. Alma, tamam mı? Aa, karıştırılmaz ama çanta. Bakayım. Ver, yırtarsın. Ne o bakayım? Lamia. Hani filmlerde mektuplar sen bu satırları okurken ben uzaklarda olacağım diye başlar ya. Ben gerçekten çok uzaklarda olacağım senden. Seni seviyorum, Celil. En çok sevdiğimden, canımdan uzakta can bulmaya gidiyorum. Sırf seni hayal etmeye hakkım olsun diye yeniden umut edecek cesareti bulmak için gidiyorum. O umuttu beni yaşatan çünkü. Beni hiç sevmeyeceğini, benim olmayacağını bile bile umut ediyordum. Hayalim nefesimdi benim. Kenan'a ne cevap vereceksin? Efendim? Kenan diyorum. Cevap bekliyormuş madem. Ne zaman cevap vereceksin? Bilmiyorum. Şimdi gündemimde daha acil bir şey var. Neymiş o? Aslında bir değil, birçok şey var. Neymiş? Neymiş onlar? Söyle de bilelim. Üf, abla sıkıştırma sen de. Yok ya. Kafam karışık, ne cevap vereceğimi bilemiyorum demiyorsun da bahane üretiyorsun. Kaçıyorsun bir yerde. Emin değilsin çünkü. Emin olsan o telefonun çaldığını bile duymaz, hemen verirdin cevabını. Oynamaktan da sıkıldı bu. Getir getir, meyve yedirelim. Otur sen de ye. Yok, gidiyorum ben. Aa, hani kalacağım demiştin? Vazgeçtim. Sabah işe gideceğim. Buradan zor olur. Vaktiyle gideyim evime. Sen bilirsin. Hadi iyi akşamlar ablacığım. Güzel bir gün geçirdim.
bile olsa yalnızlığımı unuttum. Sen çok şanslı bir insansın. Hayat sana hep çok güzel kapılar açtı. Yolların hep güzel yerlere çıktı. Sevmek değil asıl mesele, sevilmek. Hep çok sevildin sen. Gerçekten çok şanslısın. Hoşça kalın. Hadi, dikkatli git. Merak etme. Al. Hadi iyi akşamlar. Gelmeyin, gelmeyin siz. Olur mu öyle şey canım? Ben giderim. Esti yine. Gider ayak tuhaf tuhaf konuştu. Bir şey mi oldu acaba? Ne olacak canım? Evin içinde. Kakara kikiri oynuyordu. Birden geldiler işte. İçeriden tuhaf çıktı zaten. Melek, ne oldu kızım içeride? Çocuğa soruyor. Nasıl söylesin o? Ne? Değil. Onun derdi oyun. Doyamadı daha. Nerede kızım? Nerede? Nerede kızım? Aç. Çantayı mı açayım? Abla, mektubu okumuş. Sen benim gözyaşlarıma vuran güneş ışığımsın. Sen benim gökkuşağımsın. Gözlerinin ta içinde olmak istiyorum. Hep en derininde. Aşk bu. Amansız. İmkansız. Sen seni seven bir adamla evlenirken ben başkasını seven bir kadınla evlendim. Çok acıydı. Çok güzeldi. Seni sevdiğine bırakıyorum şimdi. Rengarenk kanatlarınla mutluluğa uçmanı istiyorum. Ben sırf düşünmeye hakkım olsun diye gidiyorum uzaklara. Her şeyimi burada bıraktım şimdilik. Siyah beyaz günlere gidiyorum yine. Bir tek kokunu aldım yanıma. Seni seviyorum. Cemil. Lamia'dan boşanıyorum. Onu tamamen özgür bırakıyorum. Yenildim. Onun için mücadeleden vazgeçtim. Onun iyiliği için. Şaşırttın beni. Boş lafları bırakalım Hüseyin Kenan. Sen benim Lamia'ya olan duygularıma hiç inanmadın. Seninle bir savaşa girdiğimi düşündün hep. Seni yenmek için Lamia'yı kullandığımı düşündün. Ama yanıldım. Ben gerçekten seviyorum Lamia'yı. Senin sevmediğin kadar seviyorum. Hırpalanmasını istemiyorum. Onu... Gelebilir miyim? Hı hı. Onu hak etmeye çalış. Efendim? Cemil böyle söyledi bana. Cemil.
Çocukluğumdan beri hayatımın tam ortasındaydı hep. Ama hiçbir şeyi paylaşamadık. Hep çekiştik birbirimizle. Hep yarıştık. Leyla'nın intikamını almak için Lamia'ya yaklaştığını düşünüyordum hep. Benimle bitmeyen hesabını kapatmak için Lamia'yı kullandığını düşünüyordum. Öyle değilmiş ama. Yanılmışım. Cemil onu seviyor gerçekten. Lamia'nın mutluluğu için ondan vazgeçmeyi göze alacak kadar seviyor. Bu da beni çok korkutuyor Afife. Çok korkutuyor. Uyan sonsuz rüyalardan uyan. Çok geç artık, çok geç. Dayan ruhum bu acıya dayan. Çaresizim çok geç. Bir günüm daha geçer mi sensiz darmadağınım? Yapayalnızım. Sığındığım limandı bu aşk. Ne olur kalbine bir bak. Ah ben oradayım. Beklemek dedin eremiz hızı. Sessizliğinin yok mu ilacı? Gün be gün kanarken aşk acısı savurur yıkar geçer zamanı. Uyan sonsuz rüyalardan uyan. Çok geç artık, çok geç. Bir günüm daha geçer mi sensiz darmadağınım? Yapayalnızım. Sığındığım limandı bu aşk. Ne olur kalbine bir bak. Ah ben oradayım. Önce bir sorsanıza. Ne hakla? Beni mi takip ediyorsunuz? Size ne? Kimi aldıysam aldım veya almadım. Gazeteyi görünce köpürdü. Bir parti benden aldı yine hırsını. Şimdi de gazeteciyi aşlıyor. Bunlarla uğraşılacak zaman değil bence. Dikkati dağılmadan hemen albüm kaydını yapmaya başlayalım. Bence de. Kafası kızıp da yine her şeyi yüzüstü bırakacak diye korkuyorum. Afife, bugün bir öğle yemeği yiyelim hep birlikte. Ahmet Bey de katılır bize. Şu Londra işini bir karara bağlayalım. Tamam. Kapatayım ben şimdi, anlamasın. Sonra konuşuruz. Ben Ahmet Bey'i arıyorum şimdi. Sana haber veririm. Tamam canım, görüşürüz. Nezaket gereği önce bir sorulur. Doğru mu değil mi diye. Hayır, söylemiyorum. Lütfen, çok sinirliyim şu anda. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Olan olmuş artık, boş ver. Bugün toplantımız var. Öğle yemeğinde Cavidan ve Ahmet Bey'le kayıt işini konuşacağız. Yeri bildirecekler. Hı hı. Lamia Hanım, aksesuarlarınız. Teşekkür ederim. Bilecik sahildeydi. Tamam, biliyorum. Umut Bey, kostümünüz tamam mı sizin? Hı. Lamia Hanım, gazeteciler geldi. Bugünkü haberle ilgili soru sormak istiyorlar. Görüşecek misiniz? Görüşmeyeceğim. Yok mu şöyle bir şey, deyin gitsinler. Rahat bıraksınlar insanları. Yüzükle poz vermenizi istiyorlar. Yok yüzük falan. Yok öyle bir şey. Tamam mı? Tamam.
Yapma böyle. Yüzün düşüyor, çalışamayacağız. Görüyorsun olanları. Hoş değil. Kenan'ın albüm çalışmasıyla bir ilgisi olabilir mi? Bu da promosyonun bir parçası gibi geldi bana. Saçmalama. Tamam, şaka yaptım. Bir daha yapma. Efendim. Günaydın. Günaydın. Gazeteyi gördün mü? Evet gördüm. Çok üzüldüm. Beni takip etmişler. Kuyumcuyu da zor durumda bıraktılar. Herhalde. Çok canım sıkıldı. Olacak şey değil. Gazeteciler var sette. Üstüne gidecekler tabii ama görüşmeyeceğim hiçbiriyle söyledim. Seni zor durumda bıraktığım için özür dilerim. Ama benim hatam değil. Biliyorum. Settesin. Meşgul etmeyeyim. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. İyi günler. Sana da. Lamia Hanım Elmas'ın kendi dairesinde çalışmamasını istemişti. Ama siz tutup işten çıkardınız. Bunun için bizim de haklı sebeplerimiz vardı. Bizden biliyor ama. Çok üzülüyoruz biz. Tabii ki Lamia Hanım'ın görüş ve istekleri bizim için de çok önemli. Ama biz Elmas'ın başvuru formunda yanlış beyan verdiğini tespit ettik. Ama keşke bunu ona da öyle söyleseydiniz. Neyse. Rica etsem bunu ona ulaştırır mısınız? Ne gerek var böyle bir şeye? Lütfen. Huzursuz oluyoruz biz. Buralarda dolaşıyormuş sık sık. Görürseniz verin. Görmezseniz de adresi vardır. Siz de yollayıverin bir zahmet. Lamia Hanım böyle istiyor lütfen. Peki. Bugün ulaştıracağım kendisine. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Buyurun. Bunlar Cavidan Hanım'a gidecek. İyi günler. Tamam. Acelesi var ama. Tamam mı? Tamam. Toparladım işlerimi. Ben çıkıyorum. Uçağım 12.30'da. Anca giderim. Tamam. Ne zaman döneceksin? 2 gün sonra diye planlıyorum. Ama bilmiyorum. Belki 1-2 gün uzatırım. İstediğin kadar kal. Burayı merak etme hiç. Aa, Sait Bey selam. Görürsem söylerim. Bırakma Sema. Ararım. Hadi iyi günler. İyi yolculuklar. Bugün çok şıksınız yine. Teşekkür ederim. Şahika Hanım Cemillere mi gidiyor? Tamam affedersiniz. Sayıf Bey'in adını duydum da demin tüylerim diken diken oldu yine. Dün de Lamia ile tartıştık bu yüzden. Cemile intizar ettim diye bir kızdı ki bana sormayın. Her şey ne kadar çabuk unutuluyor değil mi? Şunu imzalayayım çoğalsınlar. Tamam. Otursana Makbule. Güzel yüzük değil mi? Gerçeğini gördüm ben. Kenan Bey geldiğinde oradaydım. Yazık oldu. Güzelim yüzük kaldı ellerinde. Tam o sırada Cemil Lamia'yı arayınca takamadılar. Büyü bozuldu bir anda. Lamia ile Cemil'in ilişkisi devam ediyor demek. Yo yo öyle değil. Cemil konuşmadı zaten, kapattı.
Bu kadarı bile yüzüğün takılmasına engel oldu ama. Bilse aramazdı diye düşünüyorum. Çünkü Lamia'nın mutsuz olmasını istemez. Öyle çok seviyor ki onu. Onu sevdiği için gitti zaten buralarda. Veda mektubunu okudum. Çok uzun, çok samimi, duygulu. Öyle yoğun, öyle güçlü ki kelimeler insanın içine işliyor. Öyle hisli ki gerçekten. Böyle bir aşk var mı diyor insan. Biri birini böyle sevebilir mi? Ama oluyormuş demek. Seviliyormuş. Tuhaf bir şekilde kıskanmadım. Gıpta ettim. Sadece özendim Lamia'ya. Ben de böyle sevilmek isterdim. Kim istemez ki? Al bakalım. Teşekkürler. Ölmek istediğin andaki duygularını merak ediyorum ben. Belli bir duygum yoktu o anda. Korkuyordum sadece. Ölüm korkusu duyguların en güçlüsüdür. Ben ölmekten değil, yaşamaktan korkuyordum. Seni bu noktaya getiren nedenleri de konuşacağız tabii. Son anda seni bu kararından vazgeçirecek bir şey olmuştur mutlaka. Lamia'nın varlığı, sesi. Cemil kapıyı aç diye bağırıyordu. Bunu yaparsam onu çok üzeceğimi düşündüm. Ben yok olup gidecektim ama o acı çekecekti arkamdan. Unuturdu zamanla belki ama o an sonra belli bir zaman acı çekecekti. Ben onun acı çekmesine dayanamam. Lamia'yı tanımak isterdim. Nasıl anlatabilirim ki size onu? O uğrunda yaşamayı seçtiğim kadın. Hiç benim olmayan, hiçbir zaman benim olmayacağını bildiğim, bile bile sevdiğim kadın. Şöyle çağrışımlar yapıyor bende. Umutsuzluk, hayal kırıklığı, biraz yorgunluk, biraz telaş. İsminin karşısına bunların hangisini yazsam karar veremedim. Aşk yazın bence. Sadece aşk. Arkayı düzelt. Çayınızı alayım. Evet arkadaşlar hazırız. Prova alacağız. Lamia Hanım, Umut Bey buyurun. Telefonu telefonu varsa Umut'un ver. Prova. Lamia Hanım, yakını düzeltsene. Kim? Özür dilerim, çok önemli. Alo. Lamia, merhaba. Çok merak ettim sizi. Cemil nasıl, iyi mi? İyi iyi. Merak edilecek bir şey yok. Tedaviye başladım. Neredesiniz? Zürih'te olduğunuzu biliyorum bir tek. Adres, telefon, hiçbir şey yok. Bunu hiç kimseye söylemiyoruz. Cemil böyle istiyor. Çalışıyor burada. Büyük çaba sarf ediyor. Bunu senin için yapıyor, biliyorsun. Ama konuşmuyor benimle. Açmıyor telefonlarımı. Kaç kere mesaj bıraktım, cevap vermiyor. Çünkü senin merhametini değil, sevgini istiyor Lamia. Dün gece senden çok net bir mesaj aldım. İnternetteki haber sitelerinden Kenan'la evleneceğinizi okumuş. Kenan bana evlenme teklif etti, doğru. Ama haberde yazıldığı gibi değil. Neyse ne, üzüldü Cemil. Hırslandı bir yandan. Varlığın hala ona en büyük destek ama. Keşke onu onun istediği gibi sevebilseydim. Ne kadar değişik olurdu her şey. Ama zorla değil ya. Olmayınca olmuyor işte.
Bunun için de seni suçlayamam ki kızım. Evet. Tamam Macide. Tamam. Sağ ol. Geldi mi? Evet. Düzenleyin bahçeyi güzel güzel. Şimşirlere de bakın. Hadi kolay gelsin size. Sonra konuşuruz. Tamam. Arayın yine, merak ediyorum. Olur. Hadi iyi günler İlyas. Selamları var. Hangisinin? Macide'nin mi, İlyas'ın mı? Her ikisinin de. Sağ olsunlar. Lamia Hanım set bekliyor. Hazırsanız buyurun. Tamam, geliyorum. Arkadaşlar cep telefonları kapatsın lütfen. Sessiz al. Telefonlar kapatsın. Umut, Lamia'ya yaklaş. Biraz daha. O arkadakini alın. İyi misin? Evet evet iyiyim. Fena mıydı yine? Yok. Orada ne var ne yok kadın? Prova. 3-2-1 prova. Nasılmış ada? İyi. Açmışlar köşkü. Hazırlıyorlar işte. Güzel. Senin seansın nasıl geçti? Sorular zordu ama bilemiyorum. 5.5'ten 6 gelir herhalde. Hep böyle esprilidir işte. Ne diyor Lamia? Haber doğru muymuş? Evleniyorlar mı? Ne bileyim ben. Macide bilmiyor. Ben de sormadım zaten. Neyse. Davetiye yollarlar nasılsa. O zaman öğreniriz gerçeğini. Neyse. Ben bir koşu bahçeyi turlayayım da geleyim. Spor olur. Je vais me promener. D'accord, monsieur. Au revoir. Mesleki merakım bir yana, bir kadın olarak da çok merak ettim Lamia Hanım'ı. Bir de sizden dinlemek isterim. Lamia. Lamia, Cemil'in hayatındaki bütün kadınların özeti. Seni tanıdığım gün kendimle barıştım ben. Seni tanıdığım gün kendimle barıştım ben. Yeniden hayata karıştım seninle. Yeniden hayata karıştım seninle. Bütün mumları bir bir üflemiştim. Bütün mumları bir bir üflemiştim. Sonuncusunda yetiştin. Sonuncusunda yetiştin. Aşkın elimden tutmasaydı karanlıktan nasıl çıkardım? Aşkın elimden tutmasaydı... Yapma, karanlıktan ne olur. Nasıl gelip çıkardım? Geçici bu duygular. Yapma ne olur. Bence fazla gelip anlam geçici bu duygular. Bence fazla ne anlam yüklüyorsun. Ne hissettiğimi çok iyi biliyorum. Ne hissettiğimi çok iyi biliyorum. Benimle evlenir misin? Kendine zaman ver lütfen. Evet. Kendine zaman ver lütfen. Kendine zaman ver lütfen. Kesti. Lamia ne oldu? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam hadi baştan alalım. Biraz ara versek iyi olacak. Bize çay verir misiniz lütfen? Bıktım bunların özel hayatlarında. Oyunculuk bu mu? Profesyonellik bu mu? Hadi rahatla biraz.
Provalar da rahattı. Ne oldu bir lan? Bilmiyorum. Oynarken çok etkilendim. Sana hatırlattıklarından dolayı mı etkilendin? Yüzük olayı doğru. Dün Kenan bana o yüzükle evlenme teklif etti. Ne cevap verdin? Henüz bir şey söylemedim. Neden? Bilmiyorum. Peki ne cevap vereceksin? Onu da bilmiyorsun. Umut Bey, buyurun. Sağ ol. Temizledik her tarafı, havalandırdık. Bodrum'da bu sene biraz rutubet olmuş ama. Ya ne söylüyorsun şimdi? Su mu almış bir yerden? Yok, bu sene arada hiç havalandırmadık ya, ondan herhalde. Benim orada bir kutum olacaktı. İçinde eski evrak olan. Bir şey olmadı inşallah. Havalansın diye boşalttık şimdi ama yok öyle bir kutu. Gülay kaldırmıştı. Sor bakalım nereye koymuş. Önemli onlar. Gülay bizimle değil efendim. Ya, nereye gitti? İstanbul'da, Nazımlara. Nimet Hanım'ın yanında kalıyor yani. Nazım'la nikah işlemlerine başlayacaklar da. İyi, güzel. Gerçi Şükrü Beylerin durumu malum. Nasıl olacak bilmiyorum ama tutturdular. Acele ediyorlar. Hayırlısı, hayırlısı. Ham, Macide. Bahçe demirlerini de boyasın İlyas. Malzemeyi aldı, boyayacak. İyi, hadi kapatıyorum. Kolay gelsin size. Sağ olun, Cemil Bey'e selam. Benden de söyle. İlyas'ın da çok selamı var. Sağ olsun. Sen de ona söyle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz efendim. İyi günler. Selamları var. Yine mi? Macide bizi çok özledi anlaşılan. Dakika başı arıyor. Hı? Aklıma bir şey geldi de bu sefer ben aradım. Sorma. Havadis çok. Hı. Şükrü Bey iflas etmiş. Yazık, üzüldüm. Dahası karısı onu bırakıp adaya kaçmış. Buna üzülmedim bak. Kurtulmuş adam. Gülay da kocaya kaçmış. Macide Nimet Hanım'la kalıyor dedi ama durum belli. Nikah işlemlerine başlıyorlarmış Nazım'da. Başka? Bu kadar. Şarkı Hanım cephesinde ne var ne yok? Bilmem. Arıyorum sürekli ama telefonu kapalı. Toplantıda herhalde. Monsieur Passazade, il faut que nous allions à la piscine pour les exercices d'aqua. Au revoir. Ne dedin? Makbule telefonda konuşurken dinledim ben de. İkisinin de sesini duydum. Hem Lamia'nın hem de Umut'un. Ay kalbim nasıl böyle küt küt attı anlatamam. Lamia'nın yüzüğünü gördünüz mü gazetede? Makbule kendisini görmüş. Sen ne diyorsun? Eyvah yakalandım. Cavidan Hanım yerinde mi? Dışarıda efendim, bir toplantısı var. Kenan Bey'in albüm çalışmasıyla ilgili. Şahika Hanım burada mı? O yurt dışına gitti. Öğle uçağıyla İsviçre'ye gitti, Zürih'e. Bir arkadaşını ziyaret edecekmiş. Götüreyim şimdi, raporlar nerede diye bağırmasın. Şahika Hanım Zürih'te otelde mi kalacak? Evet, rezervasyonu ben yaptırdım. Adı ne otelin? Niye soruyorsun? Hiç. Lazım olur diye. Gizli bilgi söyleyemem. Başka ne gizli bilgi var sende? Mesela orada hangi hastaneye gideceğini biliyor musun? Hastaneye gittiğini ne biliyorsun sen? Biliyorum işte. Söyle hadi işte. Vallahi kimseye söylemem.
Ama onun haberi bile yok benim bildiğimden. Daha iyi ya. Yurt dışından bir numarayı çok sık aradı bugünlerde. Merak ettim ben de. Aradım gizliden. Fransızca açıldı telefon. Bir şey kliniği diye. Anlamadım tabii. Ama internetten baktım Zürih'teki hastanelerin hepsine. Buldum gideceği hastaneyi. Ha. Aferin sana be. Niye araştırdın bu kadar? Estetik yaptırmaya gitmiştir belki diye. Olur ya, bir gün bana da lazım olur. Allah iyiliğini versin. Bana da versene şu numarayla adresi. Aa, olmaz. Niye? Olmaz, gizli. Ona söylemem, merak etme. Ver bak, öğlen İskender ısmarlarım sana. Bana Umut Altuğ'dan imza alırsan olur. Tamam. Lamia'dan da. O da tamam. Aa, bir kuru imza ile olmaz, bir şeyler de yazsınlar. Tamam, ver şu adresi. Ya sözünü tutmazsam? Tutmazsam şerefsizim, hadi ver. Peki. Tamam, bunlar. Al, kahvede rica ediyorum. Hemen efendim, getiriyorum. Afiyet geç olsun. Kaldı. Biz başlayalım mı? Sen bilirsin. Efendim Namık. Bakıyorum şirketin kadınları şirketin işleri dışında her şeyle ilgileniyorlar. Biriniz müzik, biriniz sağlık sektöründe faaliyette. Holdingi kurtarmak bana kaldı. Ne oldu? Anlaşmayı imzaladılar mı? Tabii ki. Bu çok iyi haber işte. Tebrik ediyorum Namık'cığım. Teşekkür ederim. Görevimi yaptım sadece. Bu bize geçici bir rahatlık sağlayacak biliyorsun. Yine bir miktar hisse satmak zorundayız. Abim geldi. Hoş geldiniz. Merhaba. Öyle buyurun efendim. Namık. Bunu akşam yemekte konuşalım mı? Tamam. Şimdi kapatmak zorundayım. Akşam görüşürüz. Merhaba. Ne haber Kenan? İyidir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Güne öfkeli başlamışsın. Aldık haberini. Öyle oldu. Ama iş konuşacağız diye geldim buraya. Biz de öyle. Ahmet Bey Londra ile bütün bağlantıları tamamladı. Bu hafta sonundan itibaren stüdyo bizim. Cuma gitsek, cumartesi hemen çalışmalara başlayabiliriz. Bu cuma mı? Olmaz. Benim için çok erken. Bir süre burada olmam gerekiyor. Neden? Beklediğim bir şey mi var? Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Toparlamam gereken başka işlerim var. Eminim hiçbiri albümün kadar önemli değildir. Ben bu hafta bir yere gidemem. Ah, abi, her şey ayarlanmış. Stüdyo çok dolu. Bu tarihleri zor ayarladım. Bir günlük kaymaya bile tahammülü yok adamların. Şimdi gitmezsek en az 4 ay geriye atarlar bizi. Müzisyenler de öyle. En iyileriyle çalışmak istiyorsun. Hepsini bir araya getirmek çok zor oldu. İkisi ekstralarını iptal ettiler. Düşün şimdi. Adamlara olmadı. Hadi başka zaman denir mi? Bütün işlemler sil baştan olmaz ki. Bence bunu tartışmayalım bile. Bu bir ekip çalışması. Herkesin birbirine uyması gerek. Tamam öyleyse gidelim. Yemeklerimizi söyleyelim. Detayları sonra konuşuruz. Menü alabilir miyiz? Buyurun. Sadaka verir gibi 300 lira yollamış bir de. Nasıl aşağılıyor beni görüyor musun? Ya boş ver, koy cebine otur aşağı. Ne diyorsun sen be? Ben işimden oldum diyorum. Haksızlığa uğradım diyorum.
Lamia Hanım da önüme kes sesini der gibi para atıyor Allah'ın cezası. Ya şurada bir maç izlettirmedin bana ha. Ben onun burnundan getirmesini bilirim ama. Onun fiyakasını bir aşağı alacağım, görecek gününü. Hoş geldiniz. Ne haber canım? İyiyim. Nasılsın abla? İyiyim canım. Ya neler olmuş hiç anlatmıyorsun. Magazinden öğreniyorum. Allah aşkına sen yapma. Ben bir duş alıp geliyorum. Çıkarız değil mi? Tabii. Seni bekliyorum. Tamam. 15 dakika sonra kapıdayım. Kenan gelmiş. Meleği almış. Suzan abla telefonda söyledi. Yarın da bende kalır dedi. Neyse konuşursunuz zaten. Evlenme teklif etmiş. Hadi hayırlısı olsun. Beklenen son. Sen neler yaptın? Enisenin yanındaydım sürekli. Moraller sıfır. Eve haciz gelmiş. Çıplak tahtaya kalmışlar. Ya. Ya? Enisi adadaki eve gitti. Orayı bir derleyip toplayacak. Hepsi ipotekli değil mi evlerin? Evet. İhtiyaç olduğu zaman da yok fiyatına gider biliyorsun. Acilen ipotek bedelini satmaya razılar, düşün. Hay Allah. O evi de ne severdim. Gerçi kapısından kovuldun ama. Öyle deme. Çocukken gelmiştim ben o eve. İlk aşkımı o evdeyken yaşadım. Küçücük adam sırdaşım oldu. Pencere pervazı işbirlikçim. Kucak gibiydi. Sıcacıktı. Çok severdim. İyi o zaman. Sen al o evi. Yok canım. Tabii. Başkası alacağına sen al. Nasıl olsa satılacak. İpoteğini öde al. Şimdi onların durumundan faydalanmak gibi olur. Yok. Ya yok fiyatına gidecek diyorum. Sen madem bir şey yapmak istiyorsun, hiç olmazsa evi değerinde alırsın. E amcanlar da zarar etmemiş olur. Borçlarını ödedikten sonra ceplerine iki kuruş para kalır en azından. Aslında ne iyi olur Lamia. Bir ev al artık zaten. Bak paran çarçur oluyor. Hem çocukluğunun evi, anıların da var. Hem de ne kadar çok. Ne güzel işte. Hemen boşaltırlar evi. Yaza gider yerleşirsin. Yok canım, boşaltmasınlar. Ben alsam da otursunlar. Bu kız böyle hanım. Kendini ne zaman düşünecek bilmiyorum. Konuşurum ben Şükrü abiyle. Olur konuş. Ama bir alıcı vardı önce. Beni söyleme. Tamam. Bana bırak. Ben de bugün kendimce iyi bir şey yaptım. Bak sana söylemeyi unutuyordum az kalsın. Ne yaptın? Elmas'a para yolladım. Nereden çıktı? Kızım fazla bir şey değil. 300 lira. Kendimden verdim. Onu da sen veriyorsun zaten ya. Onun için demiyorum Suzan abla. Ne gerek vardı? Şimdi yanlış anlar. Seni rahat bıraksın diye kızım. Ben ona iş ayarlamaya çalışıyordum. Bizim prodüksiyondakilere söyledim. Bakıyorlar. İyi işte. Ben de biraz para verdim. İyi niyetimizi anlasın. Biraz da ihtiyacını görsün. Yollamışsın artık. Ne diyeyim? Nereye gideceksiniz bu akşam? Güzel bir yerde yer ayırttım. Cemil'in çok sevdiği bir restoranda. Kulağı çınlasın. Hiç konuştun mu? Hayır, hiç. Söz mü? Merde. J'entendais ronfler, je pensais que tu dormais. C'est ma mère qui ronfle. Qu'est-ce que tu cherches?
André. Voilà. C'est toi. Ah, est-ce que je peux venir? Şayka Hanım. C'est pas l'aîné qui a de la courage dans ses lignes. İnanamıyorum. Cemil, Şayka Hanım. Vallahi muhteşemsiniz Şayka Hanım. Nasıl geldiniz buralara? Hoş geldiniz. Buyurun buyurun lütfen. Hay Allah, hala inanamıyorum. Ben de sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Dayanamadım geldim, ne yapayım? Ne iyi ettiniz. Burada yaşayan bir arkadaşım var. Hı-hı. Size bahsetmiştim. Hı-hı. O da ne kadar zamandır gelmiyorsun diye sitem edince atladım geldim. Sizi gördüğümüze biz de memnun olduk. Değil mi? Hem de nasıl. Size ne ikram edelim? Şimdi hiçbir şey istemiyorum. İyi gördüm seni Cemil. İyi olmaya çalışıyorum. Hoşçakalın. Güle güle. İyi eğlenceler. Görüşürüz, sağ ol. Güle güle. Oh. Ay şuracık da uyuyabilirim. Hazır kız da yokken küveti de doldur istersen. Suzan abla. Ne olur magazin programlarını ben yattıktan sonra seyredersin. Tamam canım, pardon. Kendimle ilgili yeni bir şey öğrenmek istemiyorum bu akşam. Melih'i bir arayayım. Ne oldu? İyi, ben de hafif bir şeyler hazırlayayım. Otur Allah aşkına. Ben de acıktım. Sonra da koşmuş. Lamia arıyor. Gel bakalım. Gel kızım. Alo. Nasılsın Kenan? Melek ne yapıyor? İyiyiz valla. Şimdi kuzenleriyle oynuyor. Az önce kızımla yemekten geldim. Baş başa karşı karşıya oturduk. Güzel güzel yemek yedik. Batmıştır üstü başı. Hayır efendim. Ay. Son derece şık bir hanımefendi gibi yedi yemeğini. Çatal yerine elini kullandı zaman zaman ama olsun. Utandırmıştır seni. Hayır. Gayet keyifliydi. İyi o zaman, bir sesinizi duyayım diye aradım. Melih'e alacağımı haber vermek için aradım ama çekimdeydin. Söylemişlerdir. Evet söylediler. Suzan abla da haber verdi. Setten aramak istemedim. Etrafım çok kalabalıktı. Bir saniye yalnız kalamadım. Eve gelince konuşuruz dedim. İyi yapmışsın. Peki o zaman, öpüyorum ikinizi de. Lamia. Efendim Kenan. Ben hafta sonu Londra'ya gidiyorum. Kaç günlüğüne? Kayıt için mi gidiyorsun yoksa? Evet. Yaz sonuna kadar oradayım. Anladım. Onun için uzun uzun görmek istiyorum Melih'i. Tabii. Yarın Melih'i hayvanat bahçesine götüreceğim. Aa, bayılır. Sen de bize katılırsın belki. Kaçta orada olursunuz? 2:30 civarı. Tamam. Hem de konuşuruz. Olur, memnun olurum. Hoşça kal, Melih'i öp. Büyük bir zevkle. Okuyarak uyuyacağım kızım. İyi geceler. İyi geceler. Bak bakın. Ne oldu? Gidiyor. O da mı? Yani şimdi mi demek istedim? Gitmeden önce de cevabını ister mutlaka. Ha? Öyle değil mi? Yarın konuşacağız. Hayırlısı. İşledi bugün bu kapı, işledi. Dur ben bakarım. Kim? Aa. Artık güvenlik tanıdı. Hoş geldin. Yüzünü sarkıtma boş yere. Seni rahatsız etmek için gelmedim.
Aşk olsun, olur mu öyle şey? Yorgunum, geç. Ne haber? Haberler şahane. Lamia'cığım, şimdi sana öyle bir hediye vereceğim ki yorgunluğun geçecek. Aa, Melek nerede? Babasında kalacak bir iki gün. Al bakalım. Ne o? Cemil'in İsviçre'deki adresi. Nereden buldun bunu? Şahik Hanım'ın sekreterine Umut Altuğ imzalı aşk mektubu yazdırma karşılığında aldım. Deli bu. Evet. Deli. Ne diyorsun? Telefonu da var. İstersen ararsın. Teşekkür ederim. Bu aşk saklı içimde, sen de gitme acılarla. Olmaz böyle ayrılık, niye? O masum yüzünde sessiz çığlıklar gibi her sözün. Git desen de kal desen de yaş dolar gözüm. O masum teninde, yorgun ellerinde hep üzüm. Son sardım yalarda soldu. Sizi de iyi gördüm. Dinlenmişsiniz. Ne de olsa siyasetin koşuşturmasından, stresinden kurtuldum ondandır. Ama şimdi yaşadığım stresi ve üzüntüyü yaşamaktansa 40 yıl daha siyasetin içinde olmayı tercih ederdim. Çok haklısınız. Ama geçecek. Meğer ne çok ihtiyacım varmış size. Ben kendim için geldim. Benim de sizin dostluğunuza ihtiyacım var Sayıp Bey. Yattıktan sonra mı arayacaksın? Hayır, hiç aramayacağım. Niye? Aramamam gerekiyor. Ama Cemil... Cemil Bey'in tedavisi için böylesi gerekiyor. Hadi yemeğini ye sen. Öyle olsun. Ha, yemekten sonra Umut'a mektubu yazdırırız, değil mi? Umut oldu hemen, bak. Tabii, ne diyeceğim ki? Halamiya, 5 dakika ne olur. Nimet'le yemeğe çıktılar, yok evde. O zaman dönünce. İyi, sen bir de nöbet tut kapılarında. Sabah yazdırırız. Söz mü? Söz. Buyurun. Sizin prenses de burada. Hiç hoşlanmam. Umut Altuğ'a kaptırmışız Nimet Hanım. Güzel bir çift olmuşlar. Siz de güzel bir çiftsiniz. Yani o şanssız güne kadar. Beni öptüğün günü böyle mi hatırlıyorsun? Ben elinden kaçırdığım fırsat için üzülüyorsundur diye öyle söyledim. İzi kalmıştır. Benim hayatımda tek bir kadın iz bıraktı.
Bıraktığı izler hala acıyor. Üzme beni. Peki. Eski sevgilinle aynı mekanda olmak istemiyorsan hemen başka bir yere gidebiliriz. Zerre kadar umurumda değil. Ben sadece senin yanında olduğumu biliyorum. Bak, buna çok memnun oldum işte. Geldiler mi? Allah aşkına, gece gece kimseyi rahatsız etme Makbule. Sabah dedi Lamia sana. Sabah. Aman iyi, tamam. Üf. Üf sana üf. Tatlı ama ah, bir de şu terim. Meleğim, artık kararımı verdim. Her şey o kadar net ki kafamda. Ne istediğimi çok iyi biliyorum. Neyi istemediğimi de. Bütün sisler dağıldı. Gerçek tam anlamıyla karşımda. Ve ben onu istiyorum. İki kalp arasında en kısa yol, birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek, gövde kazanması zamanı. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmış göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Bayıldı değil mi? Hadi hoşça kal Serapcığım. Resimleri de imzaladım, Makbule'ye verdim. Getiriyor sana. Rica ederim. Hayır, ben yazmadım şiiri. Cemal Süreyya'nın. Evet. Hadi hoşça kal. Geçmiş olsun. Geçti değil mi? Alo. Ne dedim ben sana? Dediğimi yaptın mı, yapmadın mı? Hadi görüşürüz şirkette. Tamam, birazdan geleceğim, idare et. Hadi ben gidiyorum. Çay koyayım, otur. Yok, kahvaltı etmedik daha. Ha, pardon, misafirim var. Nimet Hanım burada mı kaldı? Görüşürüz Makbule. Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz Umut, sağ ol. Rica ederim, zevkti. Bugün setiniz olsaydı keşke, ben de sizinle gelirdim. Başka zaman gelirsin. Sen buna söz verme. Otobüsle adam toplar getirir valla. Aşk olsun Suzan abla. Hadi ben geç kalacağım. Kenan'la Meleğe yetişmem lazım. Tamam, çıktım. Görüşürüz. Aman özletme kendini. Merak etme, gelirim. Kenan'a selam söyle. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Şimdi bir şey sormuyorum. Dön, uzun uzun konuşuruz. Tamam. Ha? Asansör geldi, hadi. Ay, hadi bağırtma şunu. İyi günler Elmas Hanım. İyi günler. Burada çalışırken bu kadar sık göremiyorduk seni. Yakında yine görmeyeceksiniz, merak etme. Birini mi bekliyorsun? Evet, Lamia Hanım'la konuşacağım. Çıkmasını bekliyorum. Bence doğru bir şey değil. Hadi olay çıkarma da git lütfen.
İki çift lafım var, söyleyip gideceğim. Elmas Hanım, müdürü çağırtma bana lütfen dedim. Tamam, sen istediğini çağır. Ben o sırada söyleyeceğimi söylerim. Geliyor. Çekil. Elmas Hanım, ayıp oluyor ama. Lamia Hanım. Ne oluyor? Bırakın Cengiz Bey. Ne istiyorsun hala benden? Sen kendini ne zannediyorsun? Ne biçim bir insan olmuşsun sen? Parana, şöhretine, güzelliğine mi güveniyorsun? Hey, doğru konuş. Parana güvenme, bir yangına bakar. Güzelliğine güvenme, bir kez zaba bakar. Dur, yapma. Buraya gel, dur. Yapma. Gel buraya. O ne? Dur. Lami ya. Yüzüm. Kezzap mı? Şimdi polis çağıracağım. İstediğimi çağır, kezzap değil su. Manyak. Elimi silsen de ödümü kopardın. Manyak. Bıraksana be. Bırak. Parçalayacağım ben seni. Bak, durun, yapmayın. Parçalayacağım gerizekalı. Öldünüz değil mi korkudan? Dur. Bu kadar işte Lamia Hanım. Dur. Dur. O kadar mağrur olma. Sen gerçekten astın. Sana bir adam. Yürü hadi, araba geldi. Bak hala konuşuyor. Bu ne? Lafımı sakın unutma, bu ders olsun sana. Aptal. Aptal. Hanımefendi lütfen. Kalın be. Ben tutuyorum. Benim ayağım titriyor. Seni soruyor. Gel. Güvenlik bakar onun çaresini. Bırak gel. Be. Gel şöyle. Bırak. Hadi yürü. Yürü. Bırak kolumu be. Geçmiş olsun efendim. Size mi saldırdı? Yok bir şey. Delinin tekiydi. Ama ne deli. Gerçekten kezzap zannettim. Bittik dedim. Benim önüme attın kendini. Yıkandım bir güzel. Gerçekten kezzap olabilirdi. Sen beni korumak için önüme geçtin. Halbuki seni öldürmeye kalkmıştım daha önce, değil mi? Deli işte, ne yaptığı belli olur mu? Olmaz. Sen benim hayatımı kurtardın. Kıyamam ben sana. Cemil konusunda hala kendimi çok suçlu hissediyorum sana karşı. Çok zorlu bir yolculuktu bizimki Lamia. Mektubunu okuduğumda, Cemil'in sana yazdığı mektubu okuduğumda yani, itiraf edeyim ki çok kıskandım. Özür dilerim. Özür dileme. Kimse kimseye borçlu değil aslında. Kaçar kere ödeştik Allah bilir. Kenan da Cemil de seni gerçekten seviyorlar Lamia. Ben de duygularımdan çok eminim. Artık zaman kaybetmeyeceğim. Ne güzel. Kenan'a selam söyle. Bol şans ikinize de. Sağ ol. Güzel değil mi? Hoş geldin. Sana bir soru sormuştum.
Karşılaştığımız ilk günden itibaren çok güzel bir masala inandırdın beni. Uzak bir yıldıza bakan küçük bir kızın hikayesi. O yıldıza ulaşmak için uzanırken büyüdü kız. Büyüdü, sevmeyi öğrendi. Sevilmeyi. Sabretmeyi. Hayata direnmeyi. Hayatı sahiplenmeyi öğrendi. Seninle bir hayatı düşünemiyordum bile. O yıldız o kadar uzaktı bana. Melek beraberliğimizin gerçeği. Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Hiçbir şeyden. Ama masaldaki büyü gerçeklerle bozuldu Kenan. Küçük kızın masalı gerçeklerle bitti. Biz seninle olamayız. Cemil'i seviyorsun. Senin ömür boyu sürecek bir beraberliğimiz var. Ama seninle evlenmeyeceğim. Cevabım hayır. Gün geçmez, yüreğimdeki acı amansız yalnızlık. Yüzüme vurur geçer zamansız hüznüm bile yorgun. Şarkısında